imar yolsuzluğu yapıyor arkadaşlar. Peki çok büyük bir imar yolsuzluğu yapıyor arkadaşlar. Araştırıyor Çevre Müdürlüğü. Bir bakıyorlar ki arkadaş 2017 yılında burası boşmuş zaten. 2018 yılında boş. E ne demek bu? 2019'da yapılmış demek. Sen yanlış hileli bir iş yapacaksın. Bedelini niye bana ceza kesti diye belediye başkanına iftira atarak mı yapacaksın? Sen fakir bu kadar hakkını yiyeceksin. Bununla ilgili bir belediye başkanı sana ceza kesti diye iftira atmaya kalkacaksın. Üstelik kendin de bunu yapacak erdemi ortaya koyamayacaksın. Basın mensuplarını tetikçi kullanacaksın. Basın mensuplarını tetikçi kullanacaksın. Evet, bugün Tekirdağ'da Cüneyt Yüksel'in basın toplantısı vardı. Basın toplantısında yaklaşık 5 aydır Tekirdağ ve Süleymanpaşa'nın geleceğine katkı koyabilmek, Süleymanpaşa Belediyesi'ndeki projelerinin hangi aşamalarda olduğunu bizlerle paylaştı. Fakat basın toplantısında öyle bir gerçek, lambadaki cinin sorusu üzerine öyle bir gerçek ortaya çıktı ki, inanın tüylerimiz diken diken oldu. Sayın Yüksel, Sayın Cüneyt Yüksel, Tekirdağ Milletvekili Sayın İlham Özcan Aygun geçen günler bir gazeteciyi arayarak bazı spekülatif cümleler kurmuş. Devlet hastanesinde olanlarla ilgili ve bu olanlarla ilgili sizin yakın bağlantınız olduğunuz üzerine de iddiaları var. Cümleleri söylemeyeceğim ama yenilir yutulur cümleler yok. Bunların konusunda muhakkak size de bir şeyler gelmiş olmalı ve bu konuda sizin söyleyecekleriniz kamuoyu açısından çok önemli. Sayın İlham Özcan Aygun acaba bilgi kaynaklarını mı sorgulamalı yoksa bunların hepsi gerçek mi? Bahsettiğiniz vekil bir gazeteci arkadaşımız arıyor. Diyor ki işte şöyle şöyle konular olmuş, böyle böyle şeyler olmuş. Bununla ilgili haber yaz. Haber yaz. Benim bildiğim bir başka gazeteci arkadaşımız da arıyor. Haber yap diyor. Başka birisini arıyor bununla ilgili haber yap. Ben merak ediyorum. Bu kadar 10 yıldır beni tanıyorsunuz. Belki fazlası oldu. Allah rızası için. İşinizden birisi desin ki Cüneyt sen şu adamla ilgili veya şununla ilgili şu haberi yaz dedi desin. Biriniz. Tekirdağ Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili İlhami Özcan Aygun'un İmar kanunlarına muhalefet ettiği, devletin kürsüsünden, devletin Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden milletvekili yemini eden Sayın İlhami Özcan Aygun, kendi çıkarları söz konusu olunca devlete yalan beyan vermekten çekinmemiş. Trakya Tarım'ın sahibi İlhami Özcan Aygun, daha önce biliyorsunuz tohumculukla hayatını kazanıyordu. Son genel seçimlerde milletvekili oldu. Milletvekili olduktan sonra fabrikasını daha da genişleterek daha fazla para kazanma güdüsüyle devlete yalan beyanda bulunmaktan ceza üstüne ceza yiyor. Yaklaşık olarak 700 bin lira ceza ödüyor. Peki neden ödüyor? Bunun cevabını Cüneyt Yüksel basın toplantısında bakın sorumuz üzerine nasıl veriyor? Burada imar barışına uymayan bir uygulama var, bir imar yolsuzluğu i̇mar var ve ben orayı yıkacağım mı diyorsunuz? İmar barışıymış gibi gösterip, yani 2017 sonu, burada hepsi resmi arkadaşlar bunu vereceğim size. Ben tespiti yapan Çevre İl Müdürlüğü tespiti yapmış, şikayet olmuş. Şikayet olduktan sonra Çevre İl Müdürlüğü ekiplerini gönderiyor. Bakıyor burada bir yapılaşma var, doğru. Projelendirilmiş. Sonra geriye dönüp uydu taramalarına bakıyorlar, resimleri size verdim. Uydu taramalarından bu bir süre içerisine baktıklarında o tarihte burada bir yapılaşma yok. Süleymanpaşa Belediye Başkanı'nın da söylediği gibi imar affı 2017 Aralık ayından önceki yapılan kaçak yapılaşmalar için geçerli. Ama bizim İlhami Özcan Aygun'umuz 2019'da fabrikasına ek imalat yapıyor. 2017'den önceki kaçak yapılanmaları kapsayan imar affından da istifade etmek için müracaat ediyor. Bak sen tatlısı kurnazına, bak sen Sayın İlhami'mize bizim. Aman İlhami'cim bu kadar kurnazlık fazla değil mi? He? Ne demiştik müziğimizde? Bir daha gelirsen bu dünyaya yine cin olur çıkardım karşına. Bir daha gelirsen bu dünyaya yine cin olur çıkardım karşına. Nijat Ayvaz, kül yutmaz. Kalın sağlıcakla.